Manşete hoş geldiniz. Gündemde Devlet Bahçeli ve 50 artı 1 tartışması var ama ondan ben daha önemli gördüğüm bir meseleyle başlamak istiyorum. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 e, bütçeleri görüşülürken e, ilk defa Hakan Fidan e, komisyona geldi ve belki de ilk defa işte milletvekillerinin karşısına çıktı. Daha evvel komisyonlara falan da gitmemişti. Çağrıldığı yere de gitmemişti. Basına da konuşmamıştı. Ve burada mühim bir şey oldu. E, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a 15 Temmuzla ilgili dikkat çekici bir dizi soru sordu. Şimdi cevapsız sorular dedim ben ama bazen zaten sadece soru sormanız yeter. Onun, o sorunun cevabı da yoktur. Anlayan anlar Dinleye, o, sorunun cevabı zaten sorunun içinde vardır. Onun için mesela bazı milletvekili soru önergeleri de bu kabildendir. Milletvekili soru önergesine bakarsınız 8-10 tane soru sıralamıştır arka arkaya. Yani ona ne cevap verecek falan diye düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü soru yeterince vahimdir zaten. O üzerinde belli bir araştırma da yapıldığı için böyledir. Veli Ağbaba'nın Hakan Fidan'ın yüzüne karşı soruları önemliydi. Hakan Fidan hiçbirine cevap vermedi. Ayrı bir konu ama soruların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmesi ve tutanaklara geçmesi açısından önemliydi. Ben meclisteki faaliyetleri çok fazla önemsiyor değilim. Yayınları sürekli takip edenler bilirler. Ne grup konuşmalarına çok fazla ilgileniyorum, ne genel kurul, ne de komisyonlarda ne döndüğü ile ilgili. Çünkü meclis başat aktör olmaktan çıktı. E, politika üretmiyor. Ayrıca gündem belirlemiyor ve e, muhalefet partileri konuşmaktan başka bir iş yapmıyor. Farklı bir eylem biçimi ortaya koymak gerekiyor. Evet, demokrasi sınırları içerisinde ve bunun da yolları, yöntemleri var geriye doğru da pek çok yani CHP'nin Sadat'ın kapısına Merkez Bankası'nın kapısına dayanması adalet yürüyüşü yapması şu bu bunlar önemliydi. Şimdi CHP yakın dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemi yapıyor. 20 şerli gruplar halinde ama o da çok fazla herhalde ses getirmiyor. Başka bir şey yapmak gerekiyor. Demokrasi sınırları içerisinde. Şimdi 15 Temmuz sorularına bakalım. Veli Ağbaba Hakan Fidan'a sormuş. Sözcü gazetesi de sadece birinci sayfasından bu kadarcık görmüş ama son derece önemli diyor ki çok hızlı okuyorum Sayın bakan Hakan Fidan'a Veli Ağbaba'nın soruları. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde MİT müsteşarıydınız. Bu kapsamda birkaç soru soracağım. 15 Temmuz darbe, darbe araştırma komisyonuna gelmediniz. Komisyona siz mi gelmediniz yoksa Erdoğan mı gitmenize izin vermedi? Komisyon size darbeyle ilgili yazı, yazılı sorular sordu. Siz de yazılı cevap verdiniz. Şimdi bir soru soruluyor. Deniyor ki darbeyle ilgili istihbaratı nasıl almadınız diye soruluyor. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım darbe girişiminin başladığını biz hemen hemen 15 dakika sonra öğrendik diyor. Kimden öğrendik? Yakın korumamızdan vatandaştan, eşimizden, dostumuzdan öğrendik dedi. Sayın Cumhurbaşkanı darbeyi en işlemden öğrendim dedi. Böyle köklü bir kurum nasıl olur da darbe yapılacağına yönelik bir istihbarat Almaz hakikaten kafamıza çok takılıyor. Mit Komisyonuna, Mit, Mitin komisyona gönderdiği raporda, Mit müsteşarının saldırı ihbarında bulunduğu belirtiliyor. Şöyle bir bölüm daha var. Mit tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notta Fetö PYD'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş. Acaba başbakan Cumhurbaşkanı haberimiz yok dediğine göre dış makamlar neresidir? Bunu sizlere sormak isterim. Bir de darbenin belki Fethullah Gülen'den sonra en önemli ismi Adil Öksüz ilgili ne düşünüyorsunuz? Adil Öksüz biliyorsunuz Türkiye'de tanınan biri. Sizin raporlarınıza giren biri. Adil Öksüz ile ilgili Ankara Çatı iddianamesinde darbe öncesi Darbe öncesi diye yazıyor. Bu çatı iddianamesi 6 Haziran 2016. Darbeden buçuk ay önce tam 1200 sayfalık bir iddianame. Tam 800 sayfasında Öksüz'ün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia ediliyor ve yazılıyor. Allah aşkına yani gözünüzü seveyim diyeceğim de bu adam Sakarya'da yardımcı do doçent. 6 ay boyunca Ankara'da bir villa tutmuş. Generallerle, askerlerle toplantı yapıyor. Darbe planı yapıyor. Çıktı alıyor. Faks çekiyor. Mesaj gönderiyor. Hatta bu adam Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip geliyor. Fethullah Gülen'den talimat alıyor. Allah aşkına bu işin farkına siz nasıl var? Acaba Mit ne iş yapıyordu? O zaman biliyorsunuz çok da dile getiriliyor. Bunu da sormuş olayım. Acaba CHP'yi mi dinliyordunuz? Adil Öksüz'ü tanımayan yok. Adil Öksüz'ü bence siz çok daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü o zaman teşhiki mesainiz vardı bu örgütle. Biz tanımayız ama sizin bilmeniz lazım. AK Parti milletvekillerinin de bilmesi lazım. Allah aşkına bu soruların mantıklı cevabı var mı? Adil Öksüz'ü bunları kim korudu, kim kolladı, kim yakaladı, kim salıverdi? Bunun cevabını mutlaka bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Yine kara havacılık iddianamesinde daha darbeden bir iki gün önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yemin töreninde Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'la MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'ın gözlerden uzak sohbet ettiği söyleniyor. Acaba ne konuştunuz? Darbe konuşuldu mu? Darbeyi konuşmak hiç aklınıza geldi mi? Bunu da merak ediyorum. Mossad'ın dünyanın en gelişmiş, en güçlü istihbarat örgütü olduğu söyleniyor. Hamas nasıl girdi? Bunu da meraktan size soruyorum. Siz daha iyi bilir, e, siz daha iyi biliyorsunuz. Bizden çok iyi biliyorsunuz bu işleri. Akılsız ermiyor. Bu Hamas oraya nasıl girdi? Bunu da merak ediyorum. Vesaire, bu 15 e, Temmuzla ilgili bölümlerdi e, ve e, birkaç soru daha var. E, mesela Mehmet Dişli ile ilgili. Ben cezaevi komisyonu üyesiydim vallahi gittiğimiz komutanlar bile söylüyordu bunların Fethullahçı olduğunu bizi tasfiye ettiler o yurtsever, ,urt, o yurtsever subayları tasfiye ettiler yerine bunlar geliyor derdi. Hatta Mehmet Dişli'nin darbe girişiminden önceki yüksek askeri şurada mutlaka emekli edilmesi konusunun gündeme geldiğini bunun devlet tarafından engellendiği konusu da var bu adam daha sonra genelkurmay başkanının özel kalem müdürü yapılıyor. Bu konuda söylenecek bir şey var mı? Bu insanların bu, bu makamlara gelmesiyle ilgili kimse cezalandırıldı mı? Bunlara referans olan ya da bunların yükselmesini sağlayanlar cezalandırıldı mı? Onu da merak ediyorum. Evet, bir başka konu daha var biliyorsunuz cemaatle AKP'nin çatışması Oslo görüşmelerinin sızdırılmasıyla başladı. Mitin PKK ile Oslo'da görüşmesiyle birlikte bu çatışma açığa çıktı daha doğrusu. Doğru da bir karar. Sayın Başbakan size sahip çıktı. Sizi mahkemeye göndermedi. Peki bundan sonra hele hele 17-25 Aralık'tan sonra ordunun üst kademelerine yerleşen generaller var, paşalar var. Hatta bu meclisin bombalanma emrini veren, Boğaz Köprüsü'nde insanları katleden insanlar nasıl atandı? Hiç istihbaratınız yok muydu da? Yok muydu ya da yol mu açtınız bunu da? Merak ediyorum.

Bunlar on, özellikle 15 Temmuz ve 15 Temmuz'a gidilen yolda bir e, soruları e, oldukça hızlı bir şekilde atlamadan ve kelimesi kelimesine e, sizlere aktardım. Başka sorular da var elbette dış politikaya dair ama şu anda konumuz bu değil. E, onlara girmedim. Sadece 15 Temmuz ve 15 Temmuz'a doğru gidilen süreçteki e, Vela Baba'nın sorularıydı bunlar. Hakan Fidan. Hakan Fidan bunların hiçbirine cevap vermedi ama bunlar çok da cevap verilebilir sorular değildi. Çoğu sorunun da cevabı kendi içinde gizliydi. Zaten anlayan anlıyor, dikkatli takip eden. Dönelim Bahçeli meselesine. Şimdi Bahçeli meselesi Bahçeli'nin e, meclisteki konuşmasının ardından yani 50 artı 1'de taviz veremeyiz e, demesinin ardından e, gerilim devam ediyor. Gözler Perşembe günü e, gerçekleşmesi muhtemel Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde AKP grubu olursa Çarşamba günü acaba Erdoğan AKP grubunda ne söyler cevap verir mi gibi bir beklenti var ama e, Erdoğan'ın AKP grubunu toplayıp toplamayacağı son dakikaya kadar belli olmuyor. E, sağlık nedenleriyle kendini iyi hissettiği günlerde haftalarda topluyor. Hiç iyi hissetmediği haftalarda toplamıyor. Daha önce önceden ilan ediliyordu. Birkaç kere iptal olunca da e, biz bundan vazgeçelim dediler ve e, muhtemelen... Tamamen tahmin olarak söylüyorum. Meclis grubuna e, talimat gidiyor. Siz çarşamba her şeye hazırlıklı olun. E, reis geleceği zaman biz size mesaj atarız. E, muhtemelen de yarım saat bir saat kala ya da sabahında en azından mesaj atıyorlar ve AKP grup öyle toplanıyor. Muhtemelen söylüyorum Ankara politika kulislerini biraz bilebilen biri olarak söylüyorum. 1995-2001 yıllarında aralıksız parlamentoda çalışmıştım. Bahçeli ne dedi? Bahçeli çok şey söyledi de e, benim dün yayında sıraladığım konulardan birinin altını çizdi. E, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. Şimdi Bahçeli dedi diye bu doğru olacak veya işte doğru kabul edilecek bir şey değil. Ama yani mesele de onun altını çizdiği yani karşı çıkma gerekçesi o. Biz milletvekili seçmiyoruz çok olan o. o Oyu çok olan seçilsin. Belediye başkanı seçmiyoruz yarışı önde bitiren e, belediye başkanı olsun. Biz e, cumhurbaşkanı seçiyoruz ve bir meşruiyet krizi doğar. Ben bütün yetkiyi sana veriyorum. Sen 50 artı 1 ile seçilmek zorundasın. 30 ile 35 olmaz demeye getirdi Esasen. Ama e, yani orada diyor ki MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. İşte Dün böyle söylüyordu hatta 2018 yılında ettiği laflara atıfta bulundu grup toplantısında. E ben de 2015 yılında ettiği lafı getireyim. Yani dün ne söylüyorsa bugün onu söylüyor değil. Oturmuş te teamülleri yerleşmiş parlamenter sistemi yıkmak, başkanlık kılıfıyla diktatörlüğe geçmek yenilikse bırakın eskiden bakalım diyor. Halbuki bugünkü grup konuşmasında da parlamenter sistemi e yerin dibine soktu. Yani hangisi? siyaseten bakıyoruz. Kişileri dedikleri laflarla veya dedikleri lafların doğruluğu yanlışlığıyla değerlendirme dönemi geride kaldı. Fakat Bahçeli'nin vereceği tepkiyi bilen tek gazete vardı bugün. Cumhuriyet manşetten MHP kulislerinde Erdoğan'ın çıkışına meşruiyet zemininde bakılıyor. Geniş yetkiyi 50 artı 1 ile aldı. Selda Güney, Güney Suyu tebrik ederiz. Manşetten Bahçeli'nin ne diyeceğini vermiş Cumhuriyet. E hele Ankara gibi artık tamamen kapalı yönetimlerde bu tür kulislere ulaşmak ve yayımlamak meseledir yani. O açıdan Cumhuriyet Bahçeli'nin ne diyeceğini önceden bilen tek gazete olmuş. Altını çizmek istedim ama altını çizmek istediğim bir başka konu daha var. Bahçeli şu laflarla biz diyor yani sadece MHP değil AKP de bu ittifaka mecburuz, muhtaçız ve altını çiziyorum mahkumuz. Yani bu laflar onu söylüyor. Bu diyor bu sistem gelip geçici bir sistem değil. İş bitince buruşturulup kenara atılacak tek kullanımlık konjonktürel bir reçete hiç değildir diyor. Konjonktürel reçete kelimesinin altını çiziyorum. Bu bir konjonktürel birliktelik, konjonktürel ittifak, konjonktürel çıkar amaçlı falan bir koalisyon değildi. Beraber başladık, beraber gideriz diyor. Evet Erdoğan uçakta bunu söylemişti. Bakalım üç gün beş gün sonra neyse, bu fikrini değiştirecek mi? E, bu tartışma bir süre daha gündemde kalacağı benziyor ama ben İyi Parti'de siyaset yapan avukat Ece Güner'in e, sözünü önemsiyorum. Bir kişi tüm ülkeyi tek başına aşırı yetkilerle yönetsin, hem de milletin çoğunluğunun oyunu almasa da olur. Yani şu anda bu deniliyor ve ben Biz zaten diyor bu sisteme karşıyız ama diyor ki hem tek başına demir yumrukla yöneteceksin hem de çoğunluk olmasa da olur 30-35 ile seçilse de olur. Evet buna e, karşı durmak gerekiyor diyor. Yani sistem yanlış ama sistemin içinde bir yanlışa daha imza atmamak gerekir diyor. Özgür Özel her iki konuşmasından birinde darbe kelimesini kullanıyor. Darbe kelimesini bu kadar çok kullanırsanız bir süre sonra önemsizleşir. Bir süre sonra o kelime bir şey ifade etmemeye başlar ve kelimenin altını boşaltırsınız. Öyle demiş Erdoğan'ın CHP Erdoğan'ın başına geçtiği darbe girişimine direnmeye karar verdi. Anayasasız bir düzene dayatmak yarın öbür gün seçimleri yapmamaya kalkışmanın hesabı içinde bir darbe girişimine direnip direnmeme. Direnmediniz ki 2023 seçimlerine giderken anayasayı çatır çatır çiğnediler. Devlet imkanlarıyla propagandayı şunu bunu hepsini geçtim. Bir kere daha aday olamazdı. İki kere seçildi halk oyuyla, üçüncü kez aday olamazdı. Otomatik gidilen bir seçimde. Meclisin erken seçim kararı alması gerekiyordu. Öyle de olmadı. Dolayısıyla Erdoğan hukuksuz bir şekilde aday oldu. Anayasayı çiğnedi. Hayır demediniz ki, direnmediniz ki. Direnmediniz. Mağduriyet yaratmayalım diye direnmediniz. Şimdi bir de meclis matematiğinden bahsediliyor. Ben açıkçası 5 sene öncesinden böyle bir tartışmanın farklı bir amaçları olduğunu düşünüyorum. Daha önünde 5 sene var. 5 yıllık icraat dönemi var. Yani bunu oturup 50 artı 1'i şimdi tartışmaya açmanın manası yok. Ayrıca mecliste yapman gereken işler var ve mecliste azınlığa düşemezsin. AKP mecliste azınlık. Bakın bu Türkiye Büyük Millet Meclisi. İyi Parti'den son istifalar oldu mu olmadı mı bilmiyorum. İyi Parti çok hareketli ama dün itibariyle meclisin internet sitesinden aldığım liste AKP azınlıkta. 600 üyeli mecliste 264. 300'ün çok altında. E bunun için MHP ihtiyacı var. 50 üyeli. MHP olmasa İyi Parti ile devam eder. O o kadar kolay değil. İyi yani İyi Parti hükümete girdiğinde örneğin veya işte ittifaka girdiğinde İyi Parti'de kaç milletvekili kalacak falan. O o kadar kolay değil. Gene bıçak sırtı oluyor. E, saadet var, e, deva var. Tek işler öyle değil. Ben bu süreçte tamam yeniden Refah'ın 5 milletvekili var ama onların da e, her zaman istenen doğrultuda karar vermediği ortada. E, kritik e, AKP'ye, Erdoğan'a koşulsuz, kayıtsız, şartsız, içinde en ufak bir çatlama, patlama, kırılma olmadan destek veren tek parti MHP. Tek parti. Ve bir tane istifa yok. Blok olarak. Ne denirse o şekilde o istikamette gidiyorlar, oy veriyorlar. Dolayısıyla 264 artı 50 önemli. 264 artı 50'yi başka bir yerde başka partilerle şu aşamada AKP bulamıyor. O açıdan ittifakın bana göre çatladığı falan da yok. İyi Parti demişken Teoman Koman'ın talebesiyim dedi. Ben dünkü yayında Şenkala Tasagun'a karşı Teoman Koman kartı açtı dedim Meral Akşener. Tam anlamıyla böyle. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli'nin akıl hocası ne bileyim bir numaralı danışmanı hatta metin yazarı eski mit müsteşarı Şenkala Tasagun'sa derin devlet bir başka derin devlet Teoman Komanda ben onun öğrencisiyim demeye getirdi belki Akşener. Çok bunalmış Akşener biraz istirahate ihtiyacı var partideki çalkantılar bir sürü iddia havada uçuşuyor. Yani cinsel taciz iddialarından para pul iddialarına kadar her neyse biraz ara vermesi lazım. Etrafında ona akıl verecek aklı başında insan da var mı kaldı mı onu da bilmiyorum. Teker teker gidiyor aklı başında insanlar çünkü. Teoman Koman bu yani ülkenin en karanlık döneminde jandarma genel komutanlığı ee, ne bileyim MIT müsteşarlığı falan yapmış biri. Ayrıca talebesiyim dediği komanda Batı Çalışma Grubu polemiği yaşadı. Ve Teoman Koman tarafından cahillikle suçlandı. İşte yine İmralı notlarında Abdullah Öcalan Teoman Koman'ın maaşını CIA'den aldığını söylüyor. Sonra da Muhammed Dervişoğlu isimli o günkü MIT müsteşar yardımcısı diyor ki yani MIT'teyken değil jandarmadayken almış olabilir. Yani böyle de bir e, profil var. Muhammed Dervişoğlu'nun da e, İyi Parti'deki Dervişoğlu ile akrabalık ilişkisi varmış. Yani bütün bunların hepsini Can Bursalı yazmış duvardan oradan aktarıyorum. Yine mit Müsteşarlığı, Ordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı falan yürüttüğü dönemi hatırlatalım bir kere daha. Faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı Sivas katliamının, Gazi katliamının, 28 Şubat'ın filan cezaevlerinde ölüm vuruşları falan gibi konuların olduğu konu. Yani Teoman Koman'la herhangi bir ilişki kurmanız sizin size olumlu puan yazacaksa buyurun devam edin. Samast olayı devam ediyor. Dünkü yayında bahsetmiştik. Esasen bir zaman aşımı söz konusu ama buna rağmen iddianame kabul edilmiş ve eğer sırra kadem basmadıysa, unutu özellikle düştüm, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ve biz de bir ay sonra o gün Samast e, kayıplara mı karıştı karıştı yoksa hala göz önünde mi anlayacağız. Fakat şimdi Hürriyet e, manşetinden bugün paçasından yakalandı diyor. Yani cezaevinden tahliye edilen Hrant Dink'in katili o gün Samas tam kurtuldum derken yeni bir davayla karşı karşıya kaldı. Buraya kadar bir şey yok. Ama bundan sonra problem başlıyor. Samast'ın 9 yıl önceki feto açıklamaları delil sayıldı yeni iddianameye girdi. Ya arkadaş 9 yıl neyi beklediniz? Zaman aşımına girmesini mi beklediniz? Yoksa e, şu anda m, bu 9 yıl önce böyle şeyler yoktu ama 9 yıl sonra şu anda bu çok kullanışlı bir malzeme ve zaten bütün pislikleri bu torbaya atıyoruz. Ve pisliklerimizi, derin devletin pisliklerini de. Yani çok elverişli oldu. Şu anda o gün Samas'tan da böyle bir şey çıkarabiliriz. O gün Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i ile ilgili bir itiraf alıp ağzından bu Hrant Dink'i de bu potaya sokmak için yapılmıştı bu o gün işe gelen bir şeydi. 2014'te. İfadeleri delil oldu. Samast örgütü biliyordu. Bu da iç sayfa başlığı hürriyetin. 9 yıl sonra mı aklınız başınıza geldi? Gazetenin aklı başına gelebilir. Gazetenin zaten bir hafızası yok. Hürriyeti geçtim. Hürriyet bir derin devlet aparatıdır. Eskiden beri böyledir. 50'li yıllardan beri böyledir. 1955-67 Eylül'e bakın. Altında hürriyeti görürsünüz. Hürriyet'in o günkü yazı işleri müdürü bir numaralı organizatördür. Yani organizatörlerden biridir. Bir numaralı demeyeyim organizatörlerden biridir ve MIT mensubudur. O günden bugüne bütün devlet operasyonlarında hürriyet vardır. Bunu böyle bileceksiniz ve Hrant olayında da hürriyet var. Önünde arkasında her yerinde. Hadi hürriyet hafıza problemli. Yani devlet 9 yıl boyunca uyudu mu? O gün Ali Fuat Yılmazer'le Ramazan ak yür ak yüreği bir şekilde biz suçlamamız lazımdı. Onların ayağına bir pranga daha takmamız lazımdı. Onun için o gün Samas'tan ağzından böyle bir ifade almamız lazımdı deyip bir iş tuttunuz. 9 yıl kulağınızın üstünüze yattınız. Şimdi o gün tahliye olduktan sonra ya bu ranting olayı iyi yürüyor. Olay cemaate de yıkıldı zaten. Buradan tekrar bir soruşturma yürüyelim. Üyesi olmamakla beraber örgütün çıkarlarına hizmet etti filan diyerek bir iddianame yapalım. O gün samastı tekrar mahkemeye çıkaralım. Hikaye bu. Fakat bütün bunlarla gerçek gündem gözden uzaklaştırılıyor. Bu 50 artı bir meseleleri bunlar öbürü bir iki. Bakın Cevher Güven paylaşmış bir hesap pusulasını. İki dilim bakla Yani baklavanın dilimi 103 liraya satılıyor. Detayı orada. Baklavanın dilimi 103 lira. Ya biz çıktığımızda baklavanın kilosu 25-30 liraydı. Yani üzerinden onlarca yıl da geçmedi. 7-7,5 sene öncesinden bahsediyorum. Gerçek gündem bu. Deprem unutuldu. Yapı testlerine sıfır talep. Trabzon'da hiç talep olmamış kamu binaları haricinde İstanbul'da da test talebi fena halde düşüyor. Yani birkaç ay depremi konuşuyoruz. Aman ya binamız sağlam mıydı, değil miydi? Bir bakalım falan filan. Ben İstanbul'u terk edeceğim falan diyor birileri. Sonra tekrar kulağımızın üstüne yatıyoruz ve büyük riskin üzerinde o çürük binalarda oturmaya devam ediyoruz. Daha evvel 50 kere söyledim. Sizin binanız sağlam olsa bile şehir yıkıldıktan sonra bir şey ifade etmiyor siz de mağdur oluyorsunuz ve siz de deprem mağdur oluyorsunuz ve sizin de can ve mal emniyetiniz kalmıyor. Ayrıca sağlam bir binanın üzerine çürük bir binanın yıkılıp onu da devirdiğini düşünün. Yok yani. Bakın trende kahve 75 lira olmuş. Yani siz diyor ee, içki fiyatlarını falan diyor hiç eleştirmeyin. Metin Solmaz alkollü içki fiyatlarını eleştirmeyin. Kahve olmuş 75 lira. Ona cevap veren Ayşen, Ayşen Güven demiş ki geçen hafta kurtuluşta berbat bir salebi 120 lira geçtik. Bir dilim baklava, bir kahve, bir salep. Dönelim Arjantin. Şimdi Arjantin en yüksek enflasyonu olan ülkelerden 3-5 ülkeden biri ve bu uzun zamandır böyle bir türlü de iki yakası bir araya gelmedi. Mahve İlmez çok güzel paylaşmış hatta blogunda da e, Arjantin'le ilgili Nisan ayında yazdığı birkaç ay önce yazdığı ekonomik analizi nasıl bu noktaya geldi 80 yıllık bir analiz yapmış onu da açın okuyun lütfen. Arjantin diyor 80 yıl önce bilimden ayrılarak daldığı popülizm bataklığından popülizm dozunu artırarak çıkarmaya çalışıyor. Popülizme sapmış bir ekonomi daha fazla popülizm yaparak bataklıktan çıkamaz. Popülizmden çıkışın ve bataklıktan kurtuluşun tek yolu bilime geri dönmektir. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Bakın kriz kahini Gary Schilling demiş ki ticari emlak balonu patlamak üzere. 2008'deki konut sektörünün çöküşünü bilen adam. Ki bu sadece Amerika batı vesaire değil Çin vesaire gibi ülkeler için de geçerli. Borsaların sert düşüşüne ekonomik resesyonlara dikkat çekmiş. Dönelim Gazze'ye. iki gazeteci daha öldürüldü. Can gibi gazeteciler. El Mayadin e, muhabiri Farah Omar ve e, kameramanı Rabin El Mamari. E, çok sayıda gazeteci var. Yüze yakın gazetecinin öldürüldüğü belki rakamın bunda geçtiği bilgisi var. E, İsrail özür dilerim yani yüze yakın Birleşmiş Milletler gözlemcileriyle beraber rakamın yüzü geçtiği bilgisi var. Birleşmiş Milletler çalışanlarıyla birlikte görev yapan insanlar El Mayeddin İngilizce'de böyle paylaşmış ama işte devletler bla bla konuşmaya devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı demiş ki Balkanlar örneği vererek Balkan Savaşı, Bosna e, uluslararası topluma Gazze konusunda sorumlu kalmaya davet etti. Yani Almanya muhalefet lideri olsa tamam diyeceğim de Almanya Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Rishi Sunak da bölgedeki durum çok trajik ve daha da kötüye gidiyor. Eee Engelsiz şekilde insani yardımların Gazze'ye ulaşması için çatışmalara acilen insani ara verilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. E. Ee, anca bula bula. 7 Ekim 21 Kasım. Bir buçuk ay oldu. Ukrayna'ya gidelim. Amerika Savunma Bakanı Zelenski'yi ziyaret etmiş. Amerika'nın Kiev'e verdiği desteğin uzun soluklu olduğu mesajını vermiş. Ben mealini yukarıya yazdım. Siz yeter ki savaşmaktan vazgeçmeyin biz arkanızdayız. Şunu da unutmayın vekalet savaşları götürüyor batılı devletler girmeyecekler. Yani asker gönderiyorlar, mühimmat, mühimmat gönderiyorlar, askeri eğitim veriyorlar, parasal destek veriyorlar, insani yardım veriyorlar. Bir miktar mülteciyi aralarında paylaşıyorlar falan ama asla savaşa girmiyorlar. Ukrayna'da da girmediler girmeyecekler. İsrail'e de girmediler girmeyecekler. Çünkü daha evvel bunun acısını çok çektikleri için bundan uzak duruyorlar. Ülkelerindeki kamuoyu tepkisinden çekiniyorlar. Destek veriyorlar. E, parasal destek veriyorlar. Maddi destek veriyorlar. Politik destek veriyorlar. Öldür öldürebildiğin kadar yürü filan. Ama onun dışında girmiyorlar. Onu belirtelim yani. Amerika Savunma Bakanı'nın Zelenski'ye dediği bu. O arada The Sun'ın bugünkü manşetiydi İngiltere'de. Putin beni 5 veya 6... Putin bana... 5 veya 6 kere suikast girişiminde bulundu diyor Zelenski. İsrail ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Şimdi antisemitizmle antisyonizmi biliyordur herhalde Tayyip Erdoğan. Antisemitik Yahudi karşıtlığı demek. Evet Türkiye'de bir Yahudi karşıtlığı yok. Geriye doğru tarihinde de hani bu konuda bir Yahudi kıyımı falan çok fazla olmadı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in zulmünden kaçan bir kısmı geldi Türkiye'ye sığındı falan. Mesela antisyonizm. Yani ee, İsrail Devleti karşıtlığı. Bu var. Bu fena halde var. Kelime oyunu yapmaya gerek yok. Ateşkes yakın laflarını ben de okuyorum. İşte Hamas böyle söylemiş. Katar e, lojistik konular ele alınıyor demiş. AFP e, Fransız Haber Ajansı 5 günlüğüne böyle bir e, savaşın pauslanması bir, gibi bir şey söz konusu. Amerikan Başkanı da daha yakınız öncekinden filan demiş ama bilmiyoruz. Yani umarım ve dilerim ki olsun. Çünkü 13 bini aştı ölen insan sayısı 5.000'den fazlası çocuk. Gazze'den bahsediyorum. O arada Rusya Ukraynalı şarkıcı ki Erevizyon şampiyonu Jamalay'ı arananlar listesine almış. Niye? İşte efendim bir takım savaşla ilgili bilgiler, sahte bilgiler paylaşıyor falan. İşte herkes, her ülkede sanatçılar, gazeteciler böyle hedef oluyorlar. Yani ülkeden ülkeye Tırnak içinde söylüyorum. Terörist tarifi değişiyor. Aynısı işte al bizim Ferhat Tunç hakkında kırmızı bülten çıkarılmış. Diyor ki Adalet Bakanlığı'nın kırmızı bülten talebinde yurt dışında faaliyetlerimi sürdürdüğüm belirtmiş. Doğrudur yeni eserler üretirken Almanya başta olmak üzere birçok ülkede konserler de veriyorum diyor. Bakü'ye iner inmez Sevinç ee, Vagif Gizi e, tutuklanmış. Azeri gazeteci. Niye? İşte efendim e, bir takım yine sivil toplumdan bir, bir, birkaç e, isim daha var tutuklanan. E, Avrupa gazetelerine, Amerika'nın sesine falan çalıştıkları için, meydan TV'ye çalıştıkları için Azerbaycan'ın muhalifi bir e, medya filan yani böyle. İngiltere başbakanı bırakın insanlar ölsün dedi mi? Şimdi bu pandemi süreciyle ilgili bir soruşturma devam ediyor. Günlerdir BBC de bunu canlı yayınlıyor. Saatlerce sabahtan öğlene kadar devam ediyor. Orada e, bilimsel danışman, hükümetin bilimsel danışmanı o gün başbakan değildi tabii. başbakan Boris Johnson'du. Rishi Sunak için Rishi insanların ölmesine izin vermenin sorun olmadığını düşünüyor. Tüm bunlar tam bir liderlik eksikliği gibi geliyor dedi. İngiltere'de gündem bu. Cevap vermedi. Soruşturma bitsin öyle konuşacağım dedi Rişi Sunak ama bu başbakanı götürebilecek derecede mühim bir gelişme. Onun altını çizip devam edelim. New York Times çok önemli bir Trump analizine yer verirken şunu söylüyor. Trump diyor konuşmasında siyasi rakiplerine kökü kurutulması gereken fareler dedi. Ve bu diyor 30'lardaki Almanya'daki İtalya'daki dil gibi bir dil. İş buraya giriyor Yani nasıl bir hani Arjantin'deki seçimden falan bahsediyor insanlar ama dünya çok başka bir yere gidiyor. Yani gerçekten şaşırıyor insan. Gerçekten. Trump'ın gerçekten ne dediğinin önemi yok ama şu anda seçim olsa adam seçiliyor. Yani bir sene sonrayı bilmem. Kasım 2024'ü bilmem. Ama şu anda seçim olsa Trump alıyor seçimi. Ve Joe Biden de aday. Yani hiç saklamıyor bunu. Trump da aday. Zaten Trump 2024 diye kampanya afişleri falan dolaşımda. Ne olacak bilmiyorum. Yani demokratlarla cumhuriyetler farklı bir, cumhuriyetçiler farklı bir aday çıkarır çıkarmaz iş nasıl gider. Ama seçim olduğunda yani Kasım 2024'te biri 82 öbürü 78 yaşında bırakmayı bilmeyen liderler yarışacak. Yarışırlarsa gerçekten önce Amerika'nın sonra da dünyanın vay haline. Vay haline yani. Kapatırken şükranlar gününü şükran gününü özür dilerim kutlarım. Ya bizim kültürde olmayı olmadığı için böyle çoğul kullandım. Thanksgiving. Bu hafta şükran günü haftası. Fakat sadece Amerika'da kutlanıyor bu. Zannedildiği, zannedildiği gibi İngiltere veya Avrupa'da yok. Fakat şükran gününden sonraki Cuma Black Friday. Black Friday'i herkes bilir. Kara Cuma diye bilinir ve yılın en büyük indirimleri o gündür. Mağazalarda ve online shoplarda neyse. Şimdi Şükran Günü vesilesiyle benim anlatmam yani benim söylemem şük yani Şükran Günü'nü anlatmak bu konuda bir genel kültür paylaşmak değil niyetim. Şükran Günü vesilesiyle her sene bir gelenek tekrarlanır. İşte bir hindi getirilir Beyaz Saray'a kesilecekken işte tamamen seremoni e, Amerikan Başkanı da onu affeder. İyi güzel de. Hindi konusunda bu kadar titizsin. Hindi konusunda bir gelenekle bir şey anlatıyorsun. Göğe dünyaya. Öbür tarafta diri diri ölüme terk edilen insanlar, bebekler, kadınlar dururken, işte dünya artık dünya artık bu samimiyeti sorguluyor veya bu tür eylemlerdeki hareketlerdeki samimiyeti sorguluyor, diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Cevapsız sorular dedik ama esasen soruların cevabı içinde. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.